Herkese merhaba. Kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün biraz saç dökülmesinden bahsetmek istiyorum. Kadın erkek hepimizin en büyük problemlerinden birisi olan saç dökülmesi aslında bakarsanız biyolojik bir olay. Her saç telimizin biyolojik döngüde büyüme, gelişme, durma ve ölme evresi söz konusu. Yani bu hepimizin bedeninde gerçekleşen bir olay. saç telinin döngüsü aslında şu şekilde oluyor. Birinci faz anajen fazı dediğimiz faz. Bu evrede saç büyüyor ve gelişiyor. Bu evre kişiden kişiye değişiklik göstermekle birlikte yaklaşık 2-6 yıl arasında sürüyor. Yani bir kişinin anajen fazda kalma süresi ne kadar fazlaysa saçlarını uzun kullanma ihtimali o kadar fazla oluyor. Çünkü saçlarımızın yüzde %85-90 kadarı bu döngüde bulunuyor. Diğer bir faz, katajen faz, katajen faz aslında bakarsanız bir geçiş dönemi gibi bir faz. Yaklaşık eee saç tellerimizin %1'i bu bölgede bulunuyor ve birkaç hafta sürüyor bu faz. Bir diğer faz da telojen fazı. Telojen fazı da artık e, saç dökülmesinin başladığı, saçın büyümesinin tamamen durduğu ve yavaş yavaş döküldüğü bir dönem. Saç tellerimizin yaklaşık %10-15 kadarı da bu dönemde bulunuyor. E, bu dönemde yaklaşık 3-4 ay kadar sürüyor. Ama dediğim gibi kişiden kişiye değişiklik gösterdiği için hepimizin saçlarının e, uzun kalma süresi değişiyor maalesef. Aslına bakarsanız bu döngü hepimizde oluyor dedik. Günlük e, saçımızın bir uzama miktarı var. Yani ayda 10 santim Saç uzatan falan herhangi bir ürün maalesef ki söz konusu değil. E, bu verilere baktığımız zaman da ortalama maksimum saçınızın uzama miktarı bir buçuk santim. Tabi bu dediğim gibi yine kişiden kişiye göre değişen bir durum. Şimdi saç telinin yapısına biraz bakalım. Çünkü bu çok önemli. Saç telinin yapısı yüzde seksen proteinlerden oluşuyor. Bu proteinlerin de %60-90 kadarı keratin proteininden meydana geliyor. Bunun yanı sıra %10 su, %6 yağ, %3 pigmentler ve %1 minerallerden oluşuyor. Yani saçımızın yapısının ana kaynağı Proteinler biliyorsunuz ki tırnaklarımızda aynı şekilde. Şimdi bugün biraz saçların dipten dökülmelerinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bir de saçların koparak dökülme durumları var biliyorsunuz. Bugünkü konumuz o değil. Bugünkü konumuz saçların dipten Kökünden dökülmesi. Şimdi bununla ilgili aslına bakarsanız çok fazla faktör var. Ama bunların başında Saç derisi rahatsızlıkları Ve bazı hastalıklar geliyor. Şimdi bunların birincisi telojen efluviyum dediğimiz bir durum. E, bu durum saçın telojen evresinde kalarak dökülmesi. Yani bu döngüde anajen katajen telojen döngüsünde saçın daha çok telojen evresinde kaldığı durum. Bu neden oluşuyor? Genelde aşırı strese bağlı oluşuyor. Bunun yanı sıra bazı yaptığımız yanlış diyetler, hızlı kilo alıp vermelerimiz, bazı ameliyatlar, bazı ilaçlar da buna sebep oluyor. Ve hamilelik sırasında ve sonrasında görülen saç dökülmeleri de bu gruba giren saç dökülmesi. Tabi bu akut da olabiliyor, kronik de olabiliyor. Yani etkisi 3-4 ay kadar sürüp geçebiliyor veya etkisi uzun yıllara yayılabiliyor. Bu konuda herhangi bir tedavi uyguladığımız zaman e, önceki haline en geç 12 ay içerisinde gelmesini bekliyoruz. Bir diğer durum Anajen efluviyum dediğimiz durum. Bu da yine adından da anlaşılacağı gibi Saç serinin çok uzun bir süre anacan fazla kalmasından kaynaklanıyor. Yani bu döngünün hiçbirinin uzaması bizim için iyi değil aslında. Nerede fazla kalırsa Yine oraya bağlı dökülmeler meydana gelebiliyor. E, bu durum genelde kemoterapi tedavilerinden sonra veya radyasyon tedavilerinden sonra gözleniyor e, ve saçla birlikte bir süre sonra kaşların veya vücuttaki diğer kıllarında dökülmesi söz konusu olabiliyor. Yine e, bu konuda belli tedaviler uygulanması gerekiyor. Bir diğer durum alopesi areata dediğimiz aslında saç kıran olarak bildiğimiz hani bu sarımsak sürdüğümüz durum. E, bu durum birdenbire ortaya çıkıyor. Yani siz hiç fark etmeden birdenbire saçınızda böyle para büyüklüğünde boşlukların açıldığını görüyorsunuz. Hatta belki genelde görmüyorsunuz. Birisinin göstermesiyle fark ettiğiniz bir durum. Bu tamamen bağışıklık sistemiyle ilgili bir durum. Yani birden birdenbire ve genelde aşırı stres ve üzüntü sonucunda bağışıklık sisteminizin de düşmesinden dolayı böyle bir durumla karşılaşıyorsunuz. Tabii ki tedavi edilebilen bir durum. Bir diğer durum traction alopesi dediğimiz durum. Yani saçın aslında saç şekillendirme metotlarından dolayı olan saç dökülmesi. Bunu da yine çok sıkı topuzlarda, çok sıkı at kuyruklarında veya bu dipten başlayan saç örmelerinde özellikle şu bölgelerde bir süre sonra saç çizgisinin geriye doğru açıldığını gözlemlediğimiz bir durum. Yine dediğim gibi bu tarz uygulamalardan elimizden geldiği kadar kaçınabilirsek bu durumun da önüne geçmiş olabiliriz. Ve bir diğer durum aslında bizim halk arasında kellik diye nitelendirilen durum, androgenetik alopesi dediğimiz bir durum yani hormonal bir durum. Ee, bu durum daha çok aslına bakarsanız erkeklerde gözleniyor ve yüksek oranda genetik olan bir durum. Ee, vücuttaki hormonların işleyişi ile ilgili. Demiştik ama bu durum kadınlarda da söz konusu olabiliyor. Biliyorsunuz ki hem kadınlarda hem erkeklerde testosteron hormonları mevcut. Kadınlarda bu hormonların seviyesinin yükselmesi aşırı kıllanmaya ve bu erkek tipi saç dökülmesi dediğimiz durumlara yol açabiliyor. Bununla ilgili kullanılan iki tane onaylanmış ilaç var. Bunun bir tanesi reçetesiz satılabilen gelip eczanelerden alabildiğiniz ilaçların başında geliyor. Hepiniz biliyorsunuz ki minoksidiller. Şimdi bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum size. Minoksidil etken maddesi genel olarak bu androgenetik alopesi dediğimiz hormonal durumlar için kullanılsa da Bazen bu saç kıran tedavilerinde de saçın büyümesini uyarmak amaçlı kullanılabiliyor. Peki minoksidil bu işlemi nasıl yapıyor? Genelde saçın anacan fazla daha fazla kalmasını sağlayarak saçın yoğunlaşmasını, daha kalınlaşmasını sağlayarak yapıyor. Ve aynı zamanda saç büyümesini uyaran bir etken madde. Bu etken madde ile ilgili bilmemiz gereken birkaç bir şey var aslında. Son derece güvenli, kullanımı Konusunda e, genel olarak çok sıkıntı yaşamadığımız bir durum. Ama genel kullanımında dikkat etmemiz gereken birkaç tane püf nokta var. Biliyorsunuz ki bunların e, iki tane çeşidi var. E, bir %5 olan çeşidi. Bu genelde erkekler için tercih ettiğimiz formu. Bir de %2 olan çeşidi var. Bunu da genelde kadınlar için tercih ediyoruz. Hangisini almış olursak olalım. İkisi de günde iki kere yani sabah akşam 5 fıs şeklinde uygulanması gerekiyor. Ve her fıstan sonra, her spreyden sonra elimizle böyle bölgelere hafifçe masaj yapmamız gerekiyor etki etmesi penetre olması daha kolay olsun diye. Şimdi bunun yanı sıra minoksidil evet çok güvenli ürünlerden bir tanesi ama e, kazara başka bir yerimize geldiği zaman yani yüzümüzde e, bir yere geldiği zaman oranın kesinlikle suyla yıkanması gerekiyor. Çünkü başka yerlerimizde de e, bu kıllarımızın büyümesini istemiyoruz. Bir diğer önemli durumlardan bir tanesi hipertansiyon. Yani tansiyon hastası olan kişilerin bu ilacı kullanmadan önce aslına bakarsanız bir doktora görünmelerinde fayda var. Çünkü yan etkileri arasında e, ani hipotansiyon durumları e, veya nefes almada zorluk, ödem, şişlik gibi durumlar söz konusu olabiliyor. O yüzden böyle bir hastalığınız varsa bunu kullanmadan önce bir doktora danışmanızda fayda var derim. Bunların yanı sıra saçınızı sürekli tamamen tıraş eden birisiyseniz eğer yine e, bu minoksidil kullanımını bir gözden geçirmenizde fayda var. Aynı zamanda saç derinizde bir rahatsızlık varsa, sedef, egzama gibi bir durum varsa veya e, güneş yanığı gibi durumlar varsa yine en başta saç derinizi tedavi edin. Ondan sonra bunu kullanmaya başlayın derim. Şimdi minoksidil ile ilgili aslında bilmemiz gereken en önemli şey de şu. Minoksidil kullanıldığı süre boyunca etkili. Yani minoksidili kullanmaya başlıyorsunuz. Yaklaşık 3-4 ay sonra etkilerini tam olarak gözlemlemeye başlıyorsunuz. Ve 12. ayın sonunda tamamen etkisini gözlemlemiş oluyorsunuz. Fakat ürünü bırakmanız durumunda, tedaviyi kesmeniz durumunda bu çıkan saçlar tekrar dökülmeye başlıyor ve siz başladığınız yere geri gelmiş oluyorsunuz. O yüzden bu bırakılmaması gereken bir tedavi şekli. Kadın için de erkek için de eğer böyle bir hormonal durumunuz varsa bunu kullanmaya karar verdiyseniz sürekli devam etmeniz gerekiyor. Bir diğer bilmemiz gereken konu şu şimdi minoksidili kullanmaya başladığımız zaman taşlarımızda daha fazla dökülme gözlemleyebiliriz. Özellikle şimdi burada saç tellerini telojen faza anajen faza geçirmeye çalıştığı için bir anda o ölmüş olan saçlarımız daha fazla dökülmeye başlayabilir ve buna tabii ki daha fazla dikkat eder bir durumda oluyoruz. şimdi bunlar çok normal etkiler aslında ama e, saç dökülmeniz e, ürünü kullanmaya başladınız saç dökülmeniz arttı ve bu artma 2 haftadan uzun süre devam ediyorsa yani çünkü normalde bunun birkaç hafta içerisinde geçmesini bekliyoruz 2 haftadan uzun süre devam ediyorsa e, bu ilaç size göre olmayabilir e, böyle bir durumda e, kullanmayı bırakmanızı Tavsiye edebilirim. Bir de e, dedik ki sabah akşam uygulanacak ürün. Eğer sabah uyguladıktan sonra e, üzerine işte saç spreyi, jöle gibi bir ürün kullanacaksanız, bir 30 dakika beklemenizi e, tavsiye ediyoruz. Ya da yine saçınızın belli bölgelerine güneş kremi uygulaması yapacaksanız da yaklaşık 4 saat sonra uygulamanız gerekiyor. Bu arada saçınıza boya, perma gibi e, bu tarz işlemler yaptıran birisiyseniz, Minoksidili bu tarz işlemleri yaptırmadan en az bir gün önce bırakmanız gerekiyor. Daha sonra işleminizi yaptırdıktan sonra tekrar devam edebilirsiniz. Minoksidili iki tane formu var demiştik. Bunun kadınlar için kullanılan formunda gebelik ve emzirme ile ilgili de şöyle bir durum söz konusu. Eğer hali hazırda bu ilacı kullanan birisi iseniz, ve planlı bir gebelik düşünüyorsanız bu ilacı en az bir ay öncesinde bırakmanız gerekiyor. E, bu arada bir de e, çok fazla soru gelen durumlardan bir tanesi de şu: zaman zaman e, kadınların yaşadığı erkek tipi saç dökülmesinde doktorlar e, kişilere Erkek dozunu da verebiliyor. Yani %2 yerine %5 de kullandırabiliyorlar. E, bu doktorun karar verdiği bir şeydir. Lütfen kendi kendinize böyle bir karar vermeyin. Çünkü gereğinden fazla doz almak daha fazla saç çıkmasına veya daha hızlı saç uzamasına yardımcı olmayacaktır. Sadece sizde görülme ihtimali olan yan etkileri artıracaktır. O yüzden eğer doktorunuz böyle söylediyse tabii ki o formu da kullanabilirsiniz ama söylemediyse kendiniz de alacaksanız %2'lik olanını tercih etmeniz gerekiyor. Evet bunların dışında bir diğer onaylanmış molekülde finasterit 1 mg yine e, bu da Aynı minoksidil gibi hormonlara etki ederek çalışıyor. Yani testosteron hormonumuz aslında bakarsanız 5 alfa redüktaz dediğimiz bir enzimle dihidro testosterona dönüşüyor. Ve biz buna dönüşmesini istemiyoruz. Çünkü bu molekül saç tellerimize bağlanarak saçlarımızın zamanla zayıflamasını ve daha sonra dökülmesini sağlıyor. Yani bu bizim istemediğimiz bir şey. O yüzden diyoruz ki bu 5 alfa redüktaz enzimini biz bloke edelim ve dihidrotestosterona dönüşümünü engelleyelim böylece saç dökülmesinin önüne geçelim. Bu da bu amaçla kullanılan etken maddelerden bir tanesi. Yine saç büyümesinin uyarılmasında, saçın kalınlaştırılmasında, anajan daha fazla kalarak saç dökülmesinin önlenmesinde çok çok etkili olan ürünlerden bir tanesi. Yalnız burada da e, yine dikkat etmemiz gereken şeylerden birisi maalesef ki şu. Bu ilaç da sürekli kullanılması gereken bir ilaç. Biliyorsunuz ki minoksidiller bizim ülkemizde sprey şeklinde bunlar da hap şeklinde bulunuyor. Yine bunlarda da sürekli bir kullanım gerekiyor. Yani 3-6 ay kadar sonra zaten etkisini görmeye başlıyoruz. Tedavi bıraktırdığımız takdirde de yine yaklaşık bir sene sonrasında başladığımız noktaya geri geldiğimizi görüyoruz. O yüzden bu da Sürekli kullanılması gereken ürünlerden bir tanesi. Bu arada e, yine 5-alfa redüktaz enzimini baskılayan bazı ilaçlarda söz konusu. Yine bu ham maddenin e, 5 mg olan versiyonu veya başka etken maddelerde e, prostat tedavisinde bu enzimi baskılayarak Kullanılıyor fakat eğer böyle bir ilaç kullanıyorsanız Kendi kendinize bir de bu ilacı Eklememenizi tavsiye ederim bu konuyla ilgili bir doktordan görüş almanız gerekiyor Şimdi bu ürün kadınlarda kullanılabilen bir ürün değil ee, bu arada bu tarz ürünler 18 yaşın Altındaki bireylerde de Kullanılmıyor bunu da belirtmiş olalım Şimdi yan etkileri olabilir mi nedir diye baktığımız zaman Aslında bakarsanız Kesinlikle şöyle olur, şöyle bir yan etkisi olur gibi bir durum söz konusu değil. Ama e, ilacın kullanımından sonra bazı gelen geri bildirimler söz konusu. Bunların başında bazen infertilite problemleri, bazen erektil disfonksiyon problemleri veya jinekomasti dediğimiz memelerde büyüme gibi bir durumun ortaya çıkması söz konusu olabiliyor. Yalnız bu tedavi sonlandırıldığında zamanla bu tarz yan etkilerinin de geçtiğini gözlemleyebiliyoruz. O yüzden aslına bakarsanız çok ciddi yan etkiler olmamakla birlikte Yine de kullanmaya başlamadan önce kafanızda bir soru işareti varsa e, doktorla da konuşarak yarar zarar oranını düşünerek kullanmaya karar verebilirsiniz. Bunların dışında saç dökülmesi için bir sürü sebep sıralayabiliriz. Bunu da bir sonraki videomda sizlerle paylaşmış olacağım. Hepinize sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hoşçakalın.